Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere reglan artışlarda kullanabileceğiniz hem şık hem de basit bir yöntemin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben bu yöntemi bakın bu elbisenin roba artışlarında kullandım. Bu elbise videosu bundan sonra paylaşacağım video olacak inşallah. Onun öncesinde size bu artış yöntemini kısa bir videoda anlatmak istedim. Şimdi küçük bir parça iple bu anlatımı yapalım. Toplamda 9 ilmekle başladım. 2 diş de haroş ördüm. Tek ilmek sayısında olması önemli. Çünkü ortada tek ilmeğin etrafında artışlarımız gerçekleşecek. Dolayısıyla 9 ilmekle başlamayı bu nedenle tercih ettim tek olduğu için. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzde şimdi artık haroşodan sonra normal düz örgüye başlayalım. Arka tarafta olduğum için ters örüyorum. İlk 4 ilmeği bu şekilde ters olarak ördükten sonra bakın tam ortadaki ilmekteyim. Bu ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü bu reglan bölgedeki artış ilmeğimin ön taraftan yani diğer taraftan ters görünmesini istiyorum. Dolayısıyla arka yüzden bunu düz ördüm. Diğer ilmeklerimi yine ters örerek arka taraftan örgümü tamamlayacağım. Ve ön tarafa geçeceğim. Şimdi bakın örgünün ön yüzündeyiz. Yine kenardan ilk ilmeklerimizi örelim. Artış bölgesine kadar olan ilmekleri. Artık örgünün düz tarafında olduğumuz için düz örüyorum. 3 ilmeği ördüm. Bakın ortadaki 5. ilmek benim ters olan ilmeğim. Diğer taraftan düz ördüğüm ilmek. Bu ilmeğin iki tarafından artışlar yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bu artış yönteminin özel bir ismi var mı bilmiyorum ama ben Selanik artış dedim bu tekniğe. Çünkü Selanik örgüde olduğu gibi ilmeğin altından batılarak artışlar yapılıyor. Şimdi bu ters ilmeğin öncesindeki artışımızı bakın şöyle yapıyoruz. Buradaki düz ilmeği önce örüyorum. Sonra altından bakın şurası şu an ördüğüm ilmek. Bunun bir alt sırası bakın şurada görünen delik. Sol şişimi o alttaki delikten geçiriyorum bakın. Ve buradan bir tane düz ilmek örerek bir tane artış yapıyorum. Yani aynı ilmeği önce üstten ördüm sonra bir alt sıradan ördüm. Bir tane artış yapmış oldum. Aradaki ilmeğimiz her zaman ters olacak ön yüzlerde. Onu ördükten sonra şimdi sonraki artışımızı yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Bu tarafta önce ilmeği normal örmüş sonra alttan almıştım. Bu tarafta önce alttan alacağım. Bakın bu ilmeğin önce altındaki delikten bakın şuradan batarak önce bir tane ilmek artıracağım. Bu şekilde. Sonra ilmeğin kendisini öreceğim. Dolayısıyla burada da bir artırma yapmış olduk. Yani bu ters ilmeğin bir öncesi ve bir sonrasında olmak üzere iki tane artırma yapmış olduk. Sıramızı düz ilmeklerimizi örerek tamamlayalım. Kenar ilmeğini ters örüyorum genelde ben. Dönüyorum şimdi. Arka yüzdeyiz. Arka yüzlerde artırma yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece ortadaki o ters ilmeği düz örüyoruz. Diğer ilmeklerimiz ters bakın. Arttırdığımız ilmekti bu. Onu da ters ördüm. Sonra aradaki düz ilmekteyim bakın. Onu örüyorum. Sonra diğer arttırdığım ilmek. Onları da ters örerek arka sıradan örgüyü tamamlıyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bir kez daha yapalım arttırmamızı. Yine kenar düz ilmeklerimizi önce örüyoruz. Bakın ortadaki ters ilmekten önceki düz ilmekteyim. Bu ilmeği önce örüyorum. Sonra alttan. Bakın bu ördüğüm ilmek buradan değil bir alttan. Yani şuradan batarak bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Sonra aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Sonra ikinci artışımı bu defa önce alttan batarak bakın ilmeğin hemen altından. Önce buradan artırıp
Sonra ilmeğin kendisini örerek gerçekleştiriyorum. Diğer ilmeklerimizi yine düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka sırada yapacağımız tek şey yine ortadaki ilmeği düz örmek, diğerlerini ters örmek. Hızlıca geçeceğim. Orta ilmekteyim. Düz örüyorum. Diğer ilmekleri ters örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bir kez daha birlikte yapalım. Artışımızı düz örerek artırma noktasına kadar geliyorum. Bakın, ters ilmekten bir önceki düz ilmekteyim. Önce üstten alacağım, yani buradan, sonra da bir alttan, yani şuradan. Önce üstten, sonra altta. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Çıkış tarafında nasıl yapıyoruz? Önce alttan bu defa. Sonra üstteki ilmeği örüyorum. Düz örerek ilmeklerimi tamamlıyorum. Arka sırada ortadaki ilmeği ters öreceğim. Düz öreceğim. Diğer ilmekleri ters öreceğim. Hemen bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, bakın toplamda 3 artış yaptık. Nasıl durduğu artık biraz belirginleşmeye başladı. Güzel bir artış yöntemi. Özellikle de düz örgüye çok yakıştığını düşünüyorum. Ben bu şekilde birkaç defa daha yapayım artışlarımı. Daha net bir görüntü elde edelim. Ondan sonra da videoyu tamamlayalım. Evet, bakın Selanik reglan artışlarımız bu şekilde duruyor. Dediğim gibi düz örgüye çok yakıştığını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu videoyu şimdilik burada tamamlıyorum. Bir sonraki videoda dediğim gibi bu elbisenin yapılışını hep birlikte göreceğiz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.